Ben hazır ederiz derse. Arkadaşlar biliyorsunuz Ahmet'in titanyum yüz protezi şu anda yapım aşamasında, imalatı devam ediyor. Ahmet Bey zamanında ateşli silah yaralanması geçirmiş. O da yüz dokularında ciddi harabiyete neden olmuş ve çok ciddi doku kayıpları olmuş. Bundan dolayı birkaç problemi var. Öncelikli problemi, yani ağız ile burun arasında bariyer yok. Öyle ciddi bir problem var ki yediği her şey buruna doğru gidiyor. Bu enfeksiyona sebep olabiliyor veya işte bir ciddi bir konforsuzluğa neden oluyor. İkinci problem ise ciddi yumuşak doku kaybı da var. O yüzden ağzını açamıyor yeteri kadar. Bu da beslenmesini engelliyor. Bununla birlikte tabii bazı estetik problemleri var. Bütün bunları çözmek için birkaç ameliyat gerekebilir ki zaten geçmişte sağ olsun önceki hekimler gerekli cerrahi müdahaleyi yapmışlar. Biz de yeme ve çiğneme fonksiyonları yerine gelsin diye Ahmet'e bir cerrahi yapacağız ama onda da işte üst çenesine daha önceden dijital planlama ile yapılmış fabrikasyon bir iskelet model elde edeceğiz. Onu da Ahmet'in üst çenesine monte edeceğiz cerrahide. Aynı zamanda ağzını açabilsin diye de göğsünden aldığımız parçayı yanak bölgesine koyacağız. Doku transferi yapacağız ki ağzını yeteri kadar açabilsin diye. İnşallah başarılı olursak Ahmet de geri kalan hayatında daha rahat yaşayacak diye düşünüyorum. Protez işlemleri, yani işlemi yapılması için işlemi yapacağız. Bu şekilde. Şimdiki ortamda muhtemelen 3-4 saat falan sürer. Çünkü buradan kas alıp buraya monte edeceğiz, bir kontrol edeceğiz. Arkadaşlar, Ahmet kardeşimiz ameliyata girdi. Şu an hocamız ameliyat alacak, kendisini ameliyathaneye geçiyor. İki operasyon olacak dedi kendisi. Önce ağzı çok dar olduğu için ağzı açma operasyonu yapacaklarmış. Ondan sonra da diş yapısının oturması için de diş protezini yerleştirecekler. Ameliyat iki aşamadan oluşuyor. İlk ameliyat Allah'ın izniyle gerçekleşti. Biliyorsunuz Ahmet'in ağız yapısı çok dar olduğu için ilk operasyon ağzını genişletmekti. Şimdi ilk operasyon başarılı bir şekilde geçti. 2 ay sonra da çene ve damak yapısı oluşturulacak Ahmet'in. Yani komple titanyumdan çene ve damak yapılacak kendisine. Zor gideceğine inşallah başaracağız. İnşallah başaracağız Allah'ın izniyle. Tüfeği temizlerken, yani babasının av tüfeğini temizlerken yanlış bir hareket sonucu, bir refleks hareketi sonucu patlamasına sebebiyet veriyor ve kardeşimizin çeneden girip kafatasının üzerinden kurşunlar geçiyor. Çene yapısını toparlayabilmek için uzman doktorlarımız bir sürü operasyon gerçekleştirmiş ama ağız açıklığını halledememişler. Yani ağız açıklığı daha sonraki operasyonda gerçekleşmesi gerekiyormuş. Kardeşimiz yemek yiyemiyordu doğru düzgün. Bizler de bunu gördük. Kardeşimizin yanına gittik Ankara'ya. Güzel bir video oluşturduk. Kardeşimize bir çağrıda bulunduk. Allah'ın izniyle ağız açıklığı operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdiki operasyonu bekliyoruz. Bir operasyonumuz daha var. Büyük ihtimal bu operasyon iki aşamalı da olabilir. Kardeşimizin çene yapısı tamamen çene yapısı, titanyum bir protez yapacaklar. Çene yapısını komple, dişlerini komple yeniden yapacaklar kardeşimizin daha rahat yemek yiyebilmesi için. Ahmet şu an tabii ki de rahat bir şekilde yemek yiyemiyor ama iyileştiği zaman, çünkü deri belli, vücudunun belli bölgesinden kaslar alınarak Ahmet'in ağzına yerleştirildi. Bu kasların da tabii tamamen vücuda kaynaması için belli bir zaman gerekiyor. O zaman geçtikten sonra Ahmet rahat bir şekilde yemek yiyebilecek. Şu an borularla, sıvıyla besleniyor kendisi. Ahmet Civan kardeşimizi sosyal medyada ve haberlerde, gazetelerde gördükten sonra kendisine ulaştık. Sakarya'dan kalktık. Ankara'ya gitti. Kendisini ziyaret ettik. Sağ olsun bizi kabul etti. Onunla kısa bir röportaj videosu çektik. Kaza başına geldikten sonra Ahmet'in annesi vefat ediyor. Babası da başka bir bayanla evlendikten sonra Ahmet'i dışarı atıyorlar. Ahmet yaklaşık 8 senedir yalnız yaşıyor. Gözleri görmüyor ve çalışamıyor. Sokakta, Ankara'nın sokaklarında midye satarak geçimini sağlıyor. Ahmet'in operasyonu ileri derece cerrahi operasyon olduğu için Türkiye'de her doktor bu ameliyatı yapamıyor. Videoyu sayfamızda yayınladıktan sonra takipçilerimizden birisi yurt dışından bize ulaştı ve bize Celal hocamı, Celal Çandırlı, Profesör Doktor Celal Çandırlı'yı
önerdi. Sağ olsun Celal Hocam da bizi kırmadı, kabul etti. İstanbul'da özel muayenehanesinde bizi kabul etti. Defalarca Ankara'dan Ahmet kalktı. Biz de buradan Sakarya'dan giderek İstanbul'da buluştuk. Muayeneler gerçekleştirdi ve şu anda Ahmet ameliyat oldu. Sultan Abdülhamit Han Üniversitesi'nde ameliyat gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakımda yatıyor Ahmet. Bir operasyon daha geçirilecek Ömer arkadaşımın dediği gibi. Daha sonrasında Ahmet'in gözleri açılabilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez.